Yasak diyorlar ama. Abi sormazlar. Sapanca şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı biliyorsunuz. Bizim de göz bebeğimiz. Şu süreçte baktığımızda bugünkü aldığımız verilere göre 30-34 metre, 30.34 metre kodunda Sapanca Gölü. Daha önceki görüşmelerimizde de söylemiştik, 30 metre altına inmeye başladığında artık Sapanca Gölü'ndeki suyun sadece insani tüketim amaçlı kullanılmasına öncelik verilmesi gerekiyor. Bunun haricinde tabii şu andaki duruma baktığımızda kuraklıkla ilgili de bir sıkıntı yaşıyoruz. Zaten 7 yıllık dönemlerde meteorolojik verileri incelediğimizde genel olarak kurak mevsimlere doğru bir geçiş olduğu gözlemlenmiş vaziyette. Bu da 2021 yılına işaret ediyordu. Çünkü biz en son 29.2 kodlarını 2014 yılında görmüştük. Kuraklık verileriyle alakalı da meteorolojik verilere gene baktığımızda geçen Kasım ayı Türkiye'nin genel ortalamasında %49'luk bir azalma var. Şimdi hem pandemi sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda ilimiz içinde artan hem nüfusumuz artıyor hem de kullanım miktarımız artıyor. Bunlar artı etki gösterirken yağışların azalması ve küresel sıcaklığın da artmasıyla beraber o da eksi yöne doğru bir ilerleme kaydediyor. Ve böylelikle havzamızın üstünde çok ciddi bir su stresi oluşmuş vaziyette. Tehlikeleri görüp bunlarla ilgili riskleri değerlendirip eylem planlarını harekete geçirmemiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda öncelikli olarak kaynağımızı korumak zorundayız. O yüzden ben gene belli bir kod seviyesinin altına indiğinde insani kullanım haricindeki tüm kullanımların önlenilmesi gerektiği ve bununla ilgili süreçlerin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yine başka neler yapılabilir konusuna geldiğimizde de eğer tarımsal kullanım varsa orada doğru sulama tekniklerine yönelme, eğer iletim hatlarında kayıplar varsa su kayıpları ve su kaçakları ile ilgili önlemlerin geliştirilmesi ve genel olarak tasarrufun, su tasarrufunun vurgulanması gerek.
Öncelikli olarak oraya vurguyu çekmek istiyorum ben. Yani evlerimizde nasıl daha az su kullanabiliriz? İnsanımızda su bilincini, farkındalığını nasıl yaratabiliriz? Ve bunlarla ilgili nasıl süreçleri geliştirebiliriz? Bunlarla ilgili önlemleri önümüze koymamız gerekiyor. O yüzden özellikle su tasarrufuna, suyun tekrar kullanılabilirliğinin arttırılması konularına vurgu yapmak istiyorum.